Rabbinden azat eder. Birisi ne aradı? Nerede Mustafa? Nerede? Bakkal Mustafa. Bakkal vardı ya hani. Geriye gitmiş. Önemli yerlerine bakıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir yerde şöyle buyurdu. Çok ses yankı yapıyor. Hadi kısın şunu sesini. Mescide yakın yerde oturanların, bunu hiç duymadık, şöyle sokun Mustafa. Mescide yakın yerde oturanların, mescide gitmeden kıldıkları namazlar sanki kılmamış gibidir. Allah ver öyle diyor. Hadis. Alimler, cemaati, hani Mustafa? Alimler cemaati terk etmek suretiyle kılınan namazları eksik eda etmiş olduğunu bildirmişler. Çok yüksek bu ses ya. Güm güm ediyor, siz sıkmıyor mu bu ses? Mescide yakın oturanların, mescide gitmeden kıldıkları namazlar sanki kılmamış gibidir. Bir kimse özrü olmadan cemaate gitmese, o kişiden farz sorumluluğu düşer. Namazı kılmış sayılır fakat sevap yazılmaz. Bir kişi özrü olmadan cemaate gitmese, niçin kılmadın, azap olunmaz. Yalnız sevap verilmez. Allah bir kitap diye. Bunun gibi çoğu iftar edeceğim diye akşam namazına cemaatle gitmemektedir. En önemli bir yer burası. Şu kelseydir şu cemaat. İsmail şunları toparla ya. Abdest maddesi oyalanıyor bunlar. Çok işimiz zor. Sen geç makam. Derece, mertebe kazanmayı, amel yerini bulmuyor. Davut Hoca, sen yukarı çıkmaları falan bırak. Borç ödenmiyor, nerede kaldı ki zengin olalım. Kazandığın para borcuna yetmiyor. Biz zenginlik bekliyoruz, çok garip bir şey. Hani nerede adamlar? Abdest alıyor, abdest alıyor. Üç gün sonra gelir abdest alanlar. Bir de o da şunları bulamaz. Mezahirül Hak isimli kitapta buyurulmuştur. Bir kişi özrü olmadan cemaate gitmezse o kişiden farz sorumluluğu düşer fakat sevap alamaz. Bunun gibi çok iftar edeceğim diye akşam namazına cemaate gitmemektir. Çok insanlar gitmemektedir. Gidenlerin bir kısmı iftar tekbirini, bir kısmı birinci rekatı kaçırmaktadır. Yatsı namazı bile teravih uzun olduğundan hızlı hızlı kılınmaktadır. Bunlar bir amel yaptım derken üç farzı kaçırarak günah girmektedir. Ne kadar zor ya, bunu okudum şaşırdım ben. Akşam iftar edeceğim diye akşam namazı cemaatine gitmemektedir. Akşam namazına gitmemektedir. Çoğu iftitah tekbirini namazın ilk rekatını kaçırmaktadır. İftar edeceğim diye. Yatsı namazı bile uzun olduğundan, yatsı namazı ve teravih namazı uzun olduğundan hızlı hızlı kılmaktadırlar. Öyleleri var. Allah biri yatıyor kalkıyor, yatıyor kalkıyor. Eski İstanbul'u hatırlıyorum.
Allah ekber, Allah ekber. Bir ayet okudum diyor ama 3-5 kelime iddia etmem de yatıyor, kalkıyor, kalkıyor, yatıyor, 10 dakikada bitiriyor, namaz kıldım diyor. Halbuki 3 farzı kaçırdılar diyor. Teravih ve yatsı namazını hızlı hızlı kıldırıyorlar. En önemli farzlardan olan namazları Ramazan'da kılıç tarzımız halimizde böyle. Bir farz yapalım derken 3 farzı heba edip kaçırıyoruz. Bu 3 farzın heba olması çoğunluğunun yaptığı, çok insanların yaptığı iştir. Öğle vukusunu yaptığında öğle namazını kaçırır. İkindi namazın cemaatini kaçırır. Ramazan'da diğer farzlara ne kadar önem verildiğini artık siz düşünün. Farzlara gösterilen ilgisizlik nafilelerde de aynıdır. Teheccüd, kuşluk namazı, uyku hesabıyla gider. Evvabin namazı iftar ediyorum diye kılmaz. Arkadan teravih geliyor diye kasten evvabini kılmaz. Teheccüd, sahur geldi diye kılmaz. Bütün bu kötü işler Şehr-i Ramazan'ın fazilet kemalatını bilmemekten dolayı olur. Allah'ın nice kulları var. Aynı şartlar içinde bu nafile ibadetleri yapma fırsatını kaçırmadılar. Benim efendim Mevlana Halil Ahmet Hazretleri Ramazan aylarında çok yaşlı ve zayıf olmasına rağmen akşam namazından sonra çeyrek cüz Kur'an okur, nafile namazlarını kılar, yarım saatini yemek yemeye geçirirdi. Benim efendim filan mübarek diyor. Akşam namazını kılıyor, çeyrek Kur'an okurdu diyor. Akşamdan sonra evvabini kılardı, çeyrek cüz Kur'an okurdu, yarım saat sonra yemek yemek imkanını bulurdu. Şehr-i Ramazan'da. Hindistan'da akşam namazından 2 saat sonra teravih namazı kılmaya başladığını çok gördüm. Akşam namazından sonra teravih namazını 2 saatte kıldığını gördüm. Düzgün okumamışım, estağfurullah. Teravih'i 2 saatte kılmış. Akşam namazından sonra diyor, akşam namazı dahil değil. Duydum duymadan. Ya Rabbim. Medine'de yaşarken 3 saatimi yatsı ve teravih kılardı. Yatsıyla teravih namazı 3 saat sürerdi. Bunlar da insan. Ya Rabbim ne yaparız bilmem. İki üç saat yatsıdan sonra dinlenir, teheccüd namazına kalkar, Kur'an-ı Kerim'i hatmeye çalışır, hatmetmeye çalışır, sabah namazı vaktinden yarım saat önce sahur yemeği yer, sabah namazını kadar ezbere Kur'an-ı Kerim'i okur, Resul-i Kibriya'ya selam selam getirir, kuşluğa kadar Allah'ı tefekkür eder, kuşluk namazından sonra bir saat uyur, saat sonra 12'ye kadar bir eser yazarmış. Bezlül Meçhut isimli eserini yazar. Öğle ile ikindiden sonra öğle ile ikindi arasında Kur'an okur. İkindi akşamdan sonra tesbih zikir iki ile akşam, ikindi ile akşam arasında zikirlerini çeker. Cemaat sohbet varsa sohbet ederdi. Şeyhül Hint, Hindistan'ın şeyhi Mevlana Mahmudul Hasan Hazretleri teravihden sonra sabah namazına kadar namazla, zikirle, Kur'an'la geçirirdi.
Teravihden sonra sabah namazına kadar zikir, namaz, Kur'an okurdu. Rarpurlu Mevlana Şah Abdurrahim Hazretleri Ramazan gece gündüz Kur'an-ı Kerim okumakla geçirir, gelen mektuplara cevap verirdi diyor. Tabi bunlar büyük zat, herkes sualler soruyor. Senenin 11 ayında günahları bağışlatmak, kötülükleri silmek, süpürmek için Şehr-i Ramazan bir rahmet ayıdır. Senenin 11 ayının günahlarını bağışlatır, kötülüklerini siler, süpürür. Ahmet şuraya gel. Allah bir Muhammed ah. Bu ayda bütün kitaplar Şehr-i Ramazan'da nazil oldu. İbrahim'e aleyhisselam'a inen sahifeler, Zebur-u Şerif, Tevrat-ı Şerif, İncil-i Şerif hep Şehr-i Ramazan'da nazil oldu, Kur'an-ı Kerim. Fahri Kainat aleyhisselam'a Cebrail aleyhisselam Şehr-i Ramazan'da Kur'an-ı Kerim'i okur, Resul-i Kibriya dinlerdi. Bilhassa Kur'an-ı Kerim okumaya ne kadar titizlik gösterilirse o kadar iyidir. Bu ay zikir ayıdır, istiğfar ayıdır, cehennemden kurtulma ayıdır, dua ayıdır. Zikir, tövbe, istiğfar, cehennemden kurtulma ayı, tövbe ayıdır. Her yere şey yapmadığım için yavaş okuyorum, çizip çizmediğim yerler var. Hazreti Peygamber bu ayda 6 şeye dikkat etmeyi emrederdi. Sabır ayıdır. Gel şuraya. Mustafa gel. 6 şeye dikkat edilirmiş. Şimdi 6 şeye ezberleyen Mustafa, zannı Mustafa aleyhisselam. Peygamber aleyhisselam bu ayda 6 şeye dikkat etmeye emrederdi. Bir, sabır sıkıntılara tahammül ayı. Sabır sıkıntılara tahammül ayı. Kimseye sertlik göstermemek, kimsenin kalbini kırmamak, yemek yemek hususunda hiç aklına gündüz yemek getirmemek, bir kimse gece ne yiyeceğim, akşam ne yiyeceğim diye düşünse oruç boşa gider. İki sebeple orucun nefsin arzularını kırmak olduğunu unutmak, ne yiyeceğim sözüyle Allah'ın tayin ettiği rızkı unutmaktan günaha gider. Akşam ne yiyeceğim ben bugün? Gecede ne yeriz hanım? İki günaha gider diyor. Bir, yemek yemek için değil, oruç tutmak, geçen de okuduk başka bir kitapta, Yusuf Emre Dani Hazretleri'nde oruç emredildi ki günlük işler azalsın diye, ibadeti çoğalsın diye. Ne yiyeceğim? Nefse ikram ile. Bu hakikati unuttuğundan bir, Allah rızkını yazdı bol bol Şehr-i Ramazan'da. Allah'a güvenmediği için ne yiyeceğim diyerek günaha girer. Akşam ne yiyeceğiz, ne pişirelim Mustafa? Ha bu suçum. Kimseyi kırmamak, iftar ve sahur yemeği hesaplamak iki cihetle suçtur. Bunun için de tütün filan hiç geçmedi Allah'ım. Sigara içemedim diye üzülürse, kaçak içmeye giderse, bu böyle bir şeyler geçmiyor. Hiç öyle bir bahisler yok. Allah'ın işi nerede, biz neredeyiz? Bu ay acı doyurmak, çıplağı giydirmek Allah kullarına ikram ayıdır.
Ramazan ayında her gün hadis alimi Cemmat bin Selim'i 50 kişiye iftar verirdi. Hiçbir şehri Ramazan bunu terk etmedi. Bir kişiye iftar vermek günahların mağfiretine sebep ya. Eğer siz şükrederseniz nimetimi artırırım ayetiyle ikramı çok yapardı. Kim yaparmış? Cemmat bin Selim Hazretleri. Allah onların şefaatine mağfiret etsin. Bu ay rahmet ayıdır. İnsanlar üç tiptir. Birincisi günah yükü olmayanlar. Allah'a itaatliler. Onlar üzerine Ramazan'ın başından yağmur yağar. Sonuna kadar. İkincisi basit günahlı olan kullar. Bir miktar şehri Ramazan'da edebine uygun orucu tutarsa günahları affolur. Hiç gıybet etmeyecek, yalan demeyecek, gönül yıkmayacak, ne yiyeceğim, ne içeceğim demeyecek, acı doyuracak, giydirecek, koşuracak. Öyle olursa ufak günahkarları bu ay temizliyor. Üçüncüsü, çok günahkar asiler. Onlar oruç tutmakla cehennem azabından kurtulurlar. Şehri Ramazan'ın başından günahları bağışlanıp Allah'ın rahmetine kavuşanlara ne mutlu. Altı şeyi unutmamanın birincisi zikir, kelime-i tevhid, subhanallah, elhamdülillah, Allah-u Ekber gibi zikirleri çok getirmek. Hiç deli durmayacakmış adam. Hiç durmadan gece gündüz zikredecek. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah. İkincisi çok istiğfar edecek. Bildiği günah, bilmediği günah, küçük günah, büyük günah, gizli günah, aşikar günah. İnsanlar üç cins günah işliyor. Gizli, aşikar, büyük, küçük. Bilinen, bilinmeyen. Çok istiğfar edecek. İstiğfar ederken kul haklarını eda etmedikçe günahtan kurtulmayacağını düşünerek hak sahipleriyle helallaşacak. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Hukuk yerinde duruyorsa mağfiret yok diye. Kimin üstünde onun hakkı varsa helallaşacak. Allah-u Teala ve Dikkatiz Hazretlerinin borçlarını ödeyecek. Tutmadığı orucu tutacak, kılmadığı namazı kaza edecek. Hacca gitmediyse gidecek. Ebu Hureyre Hazretlerinden Resul-i Kibriya, ümmetimin Ramazan'da daha çok ümmetlere verilmeyen beş özellik verilmiştir. Daha önceki ümmetlere verilmeyen beş özellik verilmiştir. Oruçlunun ayız kokusu. İki, çok istiğfar etmek. Üç, dünya yükünü kaldırmak. Oruçluyken dünya yükünü kaldıracak. Ne yiyeceğim akşam ve sahur sormayacak. Ne yiyeceğim, ne içeceğim? Bunları sormak dünya yükünü celbetmek olur. Halbuki biz oruçluyken ona atacağız. Ne pişirecek, ne yiyeceğiz? Biraz sonra gelecek. Bu ayda doya doya yenmeyecek. Bir açların halini hatırlasın diye. Kalbi rakik, ince olsun diye. Doya doya yemek yok. İleride geliyor. Etliden, sütlüden ambar doldurulmayacak. Dünya yükünü yeniden yüklemeyecek. Sizi oruç tutarak açların açlığını ve kalbin rakik Allah'a dönmesini hatırlayacaksınız oruç ile. Ne anladın? Nerede kaldı sigara, makara, boş şeyler, haram şeyler? Helalı doya doya yeme diyor, biz haramı terk etmemek için iddia ediyoruz. Ne kadar kötü bir şey. Akşamı neyi pişireceğiz, gece ne yiyeceğiz sormak diyor, iki cihatla günahtır. Allah'ın rızkına tevekkül etmedi. İkincisi, dünyadan kurtularak nefsine
kalbine istirahat verecekken yine hatırladı. Aslanı beslemeye hazırlandı. Ya Allah bir nasıl olur bilmiyorum. İkincisi çok istiğfar ve dua edecek. Bunlara ait aşağıda hadisler var. Onları okumadım hepsini. Efendim, çok dua, çok istiğfar edecek. Çünkü şehr-i Ramazan ayı, rahmet ayı, duaların kabul ayı, herkesin gönlü yumuşadığı için helallaşma ayı. Oruçlu merhameti geldi, yemek derdi gitti, sigarayı zaten unuttu. Şehr-i Ramazan'da sigara içmek çok bir pislik, büyük bir pislik. Zikir, dua, tesbih, meşgulükken duman çekecek. Puf puf. İçinizde ne kadar var bırakmazsanız bu ayda çok ayı. Bu Hasan'a yasak, Hüseyin'e yasak, İsmail'e de yasak. Kim içinizde sigara içiyorsa Allah rızası için şu pislikten kurtulsun şu şehri Ramazan'da. Kim ne içiyor? Kaldırsın elini bakalım. Sigara içenle elini kaldırsın. Sen içmiyorsun artık, sen terk ettin. Yok kaçak içtin mi? 45 şahidim var, Allah bir yana. Kimden hiç biri içmiyor mu maşallah? Hadi getirin sigaralarını şuraya. Artık tövbe edelim işte. Boş şeyle uğraşma, karam diye. Getir sigaraları, sen de getir. Sigaraları al gel, Türkçe bilmiyor mu? Tövbe edin, bitsin gitsin yahu. Meşru, doyasın, yemeği yasak ediyor. Akşam ne pişireceksin, hanımı yasak ediyor. Ne içirdin? Üçüncüsü, cennet için hazırlanıp cehennem amelini terk edecek. Buraya bak İsmail döverim. Elin sigarasından sana ne? İçen içer, içmeyen içmez. Üçüncüsü cennet ameline hazırlanıp cehennem amelini terk edecek. Cehennem ameli, gazap, kin, gıybet, dedikodu, kovuculuk, sana şu şunu dedi, bu bunu dedi. Gazap etmek, bunlar cehennem ameli. Bunları terk edecek. Şehir-i Ramazan'da değil. Gel hele şuraya. Şehri Ramazan'da değil. Bunları Şehri Ramazan'da terk edecek. Benim üstüme çocuk idrar etti. Birisinin çocuğunu aldım, misal yapıyoruz. İdrar etti. Ben idrarla şey demem ki ne yaparım? Yıkarım. Yıkattırırım. Ha, bu kötü günahları, cehennem günahlarını bu Şehri Ramazan'da terk edecek. Terk ettiğini bir daha da yapmaz ki. Yalanı terk etti, gıybeti terk etti, kazandı terk etti, hesabı terk etti. Anlatan mı ne der? Akşam iftarı sormakta harammıştı. Ne yiyeceğiz gece? Bu ay cehennemden azat olma, pislikleri terk etme ayı. Karnın tıka basa tatlı tuzlu, aynen gelecek açık sonuna. Tatlı tuzlu yememe ayı. Ne de kaldı pislikleri yesin, etsin. Dördüncüsü, azgın şeytan bağlanır, bunu fırsat deyip şeytanların kovulmasından itaati artıracak. Oh düşmanlarım gitti, benim şeytanım yok hamdolsun. Ne kadar rahatmış diyerek şeytanı kovalamanın yollarını arayacak. Şehri Ramazan bitince şeytani amellere dönmeyecek bir daha. Diyorum nefis, acı. Şeytan acı babasıdır. Şey Yusuf Efendi Dani Hazretleri. Nefis acı, şerleri emreden, kötülükleri emreden. Şeytan acı babası, nefsin babasıdır. Nefis Allah'a, benim dediğim yavaş yavaş değil. Nefis Allah'a isyan etmeye meyledince şeytan alır götürür. Nefis Allah'a itaat edince şeytan bir şey yapamaz ki diyor Yusuf Efendi Dani Hazretleri. Ben kötülük yapmayı nefsimden düşünüyorum. İblis geliyor, Allah kimseye göstermesin. 5 kötülük yapacaksam 50'ye çıkarmaya çalışıyor. Azıcık bir şey yapacaksam çoğa çıkarıyor. Küçük günah yapacaksam şeytan büyüğe çıkarıyor. Ama kim günah işlemeye niyet etti? Nefis. Onun için Hazreti Ömer caddenin bir kıyısından, iblis öbür kıyısından giderdi. Yanına sokulamazdı diyor. Değil, şey yapsın Hazreti Ömer Efendimiz'i, kandırsın,
Hiç sokulamazdı ki. Hazreti Ömer cephenin burasındaysa diyor, iblis öbür tarafına kaçardı. Terk etmek yok. Peygamberler hariç şeytan kimseyi terk etmiyor. Hazreti Ömer Efendimiz'de şeytanı var. Hazreti Ali Efendimiz'in de var. Var ama yanına sokulamıyor ki. Yok gibi oldu onları ki. Hazreti Ömer cephenin bir kenarından gitse, şeytan diyor korkusundan öbür kenardan giderdi. Hazreti Ömer Efendimiz'in şeytanı vardı ama sanki yok gibiydi. Bunu anlıyor muyuz, anlamıyor muyuz? Peygamberler hariç herkes de diyor şeytan vardır. Var da tesiri yok. Kış çok soğuk, kalın giyinirsem kış yok gibi. Kış çok soğuk, ev kaloriferli sıcaksa sanki sıcak gibi, yaz gibi. Demek şeytan herkeste var. Bu ayda bağlandı. Şimdi şeytanlar bağlanmışken ben nefsimin günahına yol açmamalıyım diyor kitap. Nefsi diyor ki yalan söyleyelim. Şeytan olsaydı ne hilelerinden kandıracak. E şeytan yok diyor. O zaman düşman iki iken bir kaldı. Onu da malum olma. Ya ne kadar güzel. Ahmet anlamıyor musun zanneler? Seni anladım. Vah. Hiçbir şey anlamadım. Nefis acı. Şeytan acı babası diye. Eğer senin nefsin harama meyletmeseydi, şeytan diyor sokulamazdı. Sen şeytanı açlıkla, zikirle, günahtan korumakla kov. Bu ayda kovacaksın. Kilitli şeytan zaten yok. Şeytanı kovmaya bu ayda alışacaksın. Diğer aylarda artık diyeceğim, beyim benim senden işim kalmadı, gitme. Şu halde oruç, biz buraları anlamıyoruz, çok ciğerim yanıyor. Yemedim, içmedim, karıya sarılmadım. Kötülükler duruyor mu? Duruyor, oruç tutmadın ki. Kötülükler duruyor gibi. Eskiden günde iki yalan söylerdim, yine söylüyorum. Oruç tutmadın ki. Eskiden gıybet ederdim, haftada üç tane, yine yapıyorum. Sen oruç tutmadın ki, haramdan kaçınmadın ki, yememek, içmemek koyun da yapar diyor. Ya, anlamıyor musun hocaları? Koyunu şuraya bağla, tavuğu şunun altına çakayım tatlıyla bir ay oruç tutar Allah der. Şu halde oruç açlık, susuzluk değil. Ya haramdan kurtulmak. Onun için diyor, oruç emredildi ki dünya işi azalsın, yemek içmek derdi çıksın. Akşam bir çanak çorba, gece bir çanak. Oh rahatladım şimdi diyecek sahibi. Tatlıyı tuzluyu yer de nefsi at gibi beslerseniz siz diyor oruç tutmadın. Ne yiyeceğim ne içeceğimi düşünmeyin. İki cihetle günah oluyor. Allah rızkını bol tayin etti, tayin etmesen. Sabret, Allah verecek. İkincisi atı besleyip duruyorsun. Yine hala yemekle, memekle, şundan uğraşıyorsun. E nerede kaldı sigaraya fırsat, sigara da içecek şimdi şehir Ramazan. Zikir yok, fikir yok, istiğfar yok. Orucun manası yok. Gitmiş orada çay, kahve, lak 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 lak. Diyor onlar aç ve susuz kaldılar. O oruçtan onlara yalnız açlık, susuzluk kaldı. Hiç ahlak değişmedi. Bizim eşeği sözün meclisten dışarı düğüne götürsen ki ne odun su getirtecekler. Eşek diyerek bir, o gün özel bir yem vermeyecekler ki. Onun için eşeğin birisini düğüne çağırmışlar demiş, vallahi gelme. Ya kardeşim bu düğündür. Yine odun taşıyacağım, yine su taşıyacağım. Ben ne demiş damat oluyorum, ben öyle alakası yok. Şimdi bizim oruçta latez velatımızı bunun gibi. Ha bu ayından önceki ay, Allah'ım çok üzüldüm. Bugün okudum harıl harıl. Okudum, okudum ya. Biz nasıl kuluz bilmiyorum ki ya. Nasıl Allah'tan utanmıyoruz. Şimdi buraya hapsolduk dün gece dedim. Hele 10 gün nasıl hapsettin kendine bir bak. Nasıl doldurdun vakti. Ağladın, uludun Allah biliyor.
Hadi bayram sabaha gelsin, bayramı gör. Nasıl sevinecek? Kurtuldu. Halbuki Allah'a itaat ettin, şükretsene. Niye seviniyorsun? Keşke bu itikaf 3 ay olaydı diye ağlasana. Hepimize bu söz. Seviniyoruz. Oh diyoruz, kurtulduk. Ya Allah'a itaatten kurtulduk diye sevinilir mi? Ahmet, Allah bir kafanı kırarım. Anlıyor musun sen?